Sevgili seyirciler, Ankara'dan merhaba. Bu cumartesi gününde stüdyo konuğumuz Keskin Belediye Başkanı Sayın Dede Yıldırım. Bildiğiniz gibi bu günler Kırıkkale 1. Tanıtım günlerinin Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldığı günler. Sayın Başkanı yoğun bir mesai içerisinde, yoğun bir organizasyon içerisinde buraya davet ettik. Teşekkür ederiz. Kırmadı bizi geldiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor efendim tanıtım günleri? Tanıtım günleri Kırıkkale'de Kırıkkale olarak ilk defa Ankara'da Kırıkkale tanıtım günleri olmasına rağmen olağanüstü bir yoğunluk var. Halktaki genel kanı memnun. Hemşerilerimiz, özellikle hemşerilerimiz, Kırıkkale'li hemşerilerimiz memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Eksiklerimiz var ise de İnşallah bundan sonraki tanıtım günlerinde o eksiklerimizi not alıyoruz. Daha iyi bir şekilde kendimizi tanıtmaya, ilimizi tanıtmaya, ilçelerimizi tanıtmaya gayret edeceğiz. Halkın ilgisi yoğun. İlk günü protokol yönünden bayağı yoğun bir kabul gördü. Evet. Dolayısıyla ikinci, üçüncü günü bugün ve yarın daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Ankara'da yaşayan Kırıkkaleliler hasretti. Hemşerileriyle buluştular. Her türlü organizasyonun, kültürün, sanatın, mozaiğin oluşturduğu bir program. Siz Keskin Belediyesi olarak orada standlarınızda neler yapıyorsunuz? Biz daha çok işin doğrusunu isterseniz biz bu tanıtım günlerine önem verdik. Şu anlamda önem vermeye evet, çalıştık. Evet, en iyi hazırlanan doğrusu, belediyelerden birisiniz. Malumunuz Kırıkkale'nin nüfusunun yaklaşık %50'sini teşkil eden Keskinler. Ziyaretçimizin çok olacağını düşündük. Ona göre de bir hazırlık yaptık. Sanatımız, kültürümüz, müzisyenlerimiz, halay ekibimizle burada yer almaya çalıştık. İkramlarımızla yer almaya çalıştık. Birinci gün genel merkezimizden genel başkan yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ, eski başbakan yardımcımız Sayın Beşir Atalay Bey, Kırıkkale Valimiz Sayın Ali Kulat Bey, Sayın milletvekillerimiz, misafir milletvekilleri geldiler. İkramda bulunduk. Keskin olarak ikramda bulunduk. Çok da hoşlarına gittiğini... Keskin tavası ikram ettik. Keskin ettiniz. Tavası ikram ettik. Afiyet olsun. Keskin'de de ikram etmek isterim. Keskin'de de ikram etmek isterim. Zaten bizim yöremizde, yemek kültürümüzde özellikle yaz aylarında malumunuz tava meşhur. Tava ve güveç meşhur. Şimdi tava mevsimi. Tabii bu kuzu etinden yapılıyor. Evet. Dolayısıyla beğendiklerini zannediyorum. Devamında da Keskin'de ikram etmek isterim. Başkanım, sizi tanıyalım. İkinci dönem belediye başkanlığınız var. Keskin daha önce Ankara'ya bağlıydı. Sonra Kırıkkale'ye bağlandı. En eski yerleşim bölgeleri, tarihi, coğrafyası, misyonu var. Keskinliğinin özellikleri var. Sizi tanıyarak başlayalım. Sayın Tufan, ben öncelikle Kanal 5'e ve sizin şahsınızda Kanal 5'e ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için. Çok çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz ben kendimden kısaca bahsetmek istiyorum. Kırıkkale 89'un sonu itibariyle malumunuz il oldu. 1987 referandumunun hemen arkasında rahmetli Özal ani bir seçim kararı aldı. Keskin, Kırıkkale ve diğer ilçelerimizin hepsi, bugünkü mevcut ilçelerimizin tamamı Ankara'ya bağlıydı. Evet. Ben o dönem Doğru Yol Partisi'nden Ankara'dan 4 bölgeydi Ankara seçim bölgesi olarak evet. Bölünmüştü. Keçören seçim bölgesi, Keçören, Gölbaşı, Çubuk, Elmadağ ve Keskin bir seçim bölgesiydi. Siyasete o dönemde girdim. Milletvekili aday oldum. Malumunuz o seçim önce merkez yoklamasıydı. Evet. O günkü siyasi partilerden SHP itiraz etti. Bizim ön seçim yapma zamanımız bize tanınmadı diye Yüksek Seçim Kurulu iptal etti veya Anayasa Mahkemesi iptal etti. 29 Kasım'da hatırımda kaldığı kadarıyla yapıldı. O zamana kadar da tekrarından ön seçim yapmak isteyenler yaptı. Biz ön seçime de girdik. Ön seçimde de ben Ankara'dan milletvekili adayı oldum. Fakat partimiz o zamanki şeyde bizim seçim bölgemizde başarılı olamadı. Evet. Daha sonra Kırıkkale il oldu. İl olunca ben tekrar milletvekili adayı oldum. Kırıkkale'den de milletvekili adayı oldum. Fakat o zaman tercihli bir sistem geliştirilmişti. Evet. Tercihli sistemde Kırıkkale'nin 3 milletvekili var. Bir ikinci üç de konuldu. %15 barajı
partinin aldığı oyun %15'ini evet. alırsa milletvekili seçilebiliyordu. Ben 5250 oy aldım. Çok az bir oyla milletvekilini kaybettim. Akabinde yapılan nasip değilmiş. Nasip değilmiş. Akabinde yapılan belediye başkanı seçiminde Keskin belediye başkanı seçildim. Nasipte o varmış. Nasipte o varmış. O dönem Keskin'e iyi hizmet ettiğimi zannediyorum. Halk beğendi işin doğrusunu isterseniz. Siyasi çekişmelerden dolayı tekrardan 94 seçimlerinde aday gösterilmedi. Evet. 99'da malumunuz tekrarından aday oldum. 1999'da tekrar aday oldum. Onda da mazbatamı almama rağmen mazbatam iptal edildi. 2011 seçimlerinde ben siyasi parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekledim. O zamanki siyasilere kızdım. Yanlış seçim yaptıklarını düşündüm. Ve çalıştım. Sayın Osman Durmuş'la çalıştım. Osman Durmuş bana 99 seçimleriyle ilgili şunu ifade etti. Evet. Dedi ki Keskin'i ben hallettim. Yüksek Seçim Kurulu'nda Koray Aydın halletti dedi. O zaman biz yanlış yapmışız dedi. Evet. Biz bize sırtımızdan hançerleyen, keskinliği sırtından hançerleyen, milli iradeyi kabul etmeyen, halkın tercihini kabul etmeyen veya halkın tercihini yanlış bir partiye veya bir adaya vermesinden dolayı yanlış yaptığımı düşündüm. Geçmişte yaşandı bunlar. Yaşandı bunlar. Yaklaşık 15 gün sonra benim mazbatam iptal oldu. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci kez Yüksek Seçim Kurulu 195 geçerli oyu 208 getirdiler. O zamanki sayımı yapan hakim evet. kimse bilmiyorum. Ve seçimi ve bize oy verenleri de dahil olmak üzere hepimizi üzdü. Yazık ettiler Keskin'e. Siyasi hayatım bu ama şekilde başladı. Ama mücadeleyi bırakmadınız. Tabii ki bırakmadık. Ben her seferinde AK Parti'den aday olmak istedim. Sayın milletvekillerimiz de bizim yakinen tanıdığımız, onlar da bizi tanıyan insanlardı ama siyasi tercihlerini başka arkadaşlar da kullandılar. Son yapılan 2014 mahalli seçimlerde de tekrardan AK Parti'den adayı oldum. Son anda ismimiz değiştirildi. Bir başka arkadaşı getirdiler. Biz Büyük Birlik Partisi'nden müracaat ettik. Sağ olsun Büyük Birlik Partisi bize aday gösterdi. Geçmişinde bizim ilçemizde Büyük Birlik Partisi'nin öyle bir tabanı yok. Evet. Bir önceki seçimde tek 7 oy almış bir partiydi. Ama Keskin halkı bizi mahcup etmedi. Ve belediye başkanı seçtiler. Cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde de şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde partiye geçişimi ve rozetimi taktılar. O günden sonra AK Parti Belediye Başkanı olarak Keskin halkına hizmet vermeye çalışıyorum. Başkanım siz bir belediye devraldınız ama Keskin o dönemlerde de biraz sıkıntı yaşadı. Mevcut belediye başkanı AK Partili olmasına rağmen devraldığınız geçmişten gelen sıkıntılar o da yaşadı. Size de bunlar sirayet etti. Yanlış hatırlamıyorsam enerjiden dolayı su kesildi. Bu muhalefet milletvekillerinin Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gen soruya kadar gitti. Yani tablo farklıydı. Görevi devraldığınızdaki tablo ne diye başlayalım bugüne doğru gelelim. Sayın Tufan, ben demokrasiyi şöyle yorumluyorum. Demokrasi bir otokontroldür. İyi yaparsanız vatandaşın teveccühünü ve oyunu alırsınız. Yapamazsanız vatandaş sizi kenara çeker. O günkü arkadaşımız zaten kenara çekildi. Evet, Keskin o dönem gerçekten çok sıkıntı yaşadı. Keskin adına da çok büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hem Keskin adına hem Keskin halkı adına çok büyük haksızlıklar yapıldı. Keskin özellikle enerjiye 2,5 milyon lira civarında borcu vardı. Personeline, çalışan aktif personeline maaş borcu vardı. Esnafa borcu vardı. Biz geldikten sonra Sayın Beşir Atalay Bey elektrik konusunda bize yardımcı oldu. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz de, bizim elektrik borcumuz yok. Elektrikten tam aksini alacağımız var. Bu kayıp kaçaklardan dolayı elektrik evet. idaresini biz mahkemeye verdik. 2 yıllığını mahkemeye verdik. 453 bin lira alacağımız var. Temiz ettiler. Temiz neticesini bekliyoruz. Geldiğimiz günden bu tarafa biz Keskin'e o sözü vererek geldik. Allah'a hamdolsun
personele maaş borcumuz yok. Maaş alacağı olan, geçmiş dönem borcu olan, alacağı olan bütün arkadaşların da paralarını ödedik. Elektriğe de borcumuzu ödedik. Esnafımıza da kendi dönemimle ilgili evet. Hiçbir borcum yok. Biz Keskin Belediyesi'ni çalışır bir hale getirdik çok şükürler olsun. Bir kamu yeri olduğunu, Keskin Belediyesi'ni halka açtık. Halkta da bunun memnuniyetini görüyorum. Memnuniyetini görüyoruz. Meclis Keskin toplantıları halka açık yapıyorsunuz. Efendim bir defasında yaptık belediye evet. Meclis toplantımızı halka açık yaptık. Şu günlerde bir kere daha hatta meydanda yapmayı düşünüyorum. Evet. Hatta meydanda yapmayı düşünüyorum. Hem halkımız hem basınımız bizi tenkit edebilir. Varsa yalanımız, yanlışımız, eksiğimiz söyleyebilir. Biz de kendimizi ifade etmeye çalışırız, anlatmaya çalışırız. Memleketimizin sıkıntıları varsa onları anlatmaya çalışırız. Gerekçelerimizi ortaya koymaya çalışırız. Takdir edersiniz bugünden yarın her şey hallolmuyor. Mutlaka. Bu bir süreçtir, zamandır. Şöyle bir ifade kullanmıştım. Biz 2014'te 1 Nisan 2014'te belediye başkanı Bazbatan'ı alarak göreve başladım. Dedim ki 2014'ten 2019 daha iyi olacak. İnşallah 2019 İnşallah. Keskin için bir hedef koydunuz. Elbette ki bir hedefimiz var. Yaşanabilir. Keskin'in gerçekten bölgede en havadar, havası temiz olan yöresi Keskin'dir. Havası sert, suyu sert, insanı mert mi diyorlar? Öyle denilir. Onun takdirinde ben vatandaşlarımı ve sizlere evet. bırakıyorum. Evet, Keskin'de Allah'a şükür bugün için halkı rahatsız edecek hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Su sorunumuz çözüldü. Temizlik sorunlarımız çözüldü. Efendim hiçbir tane park bahçemiz yoktu. Şu anda biz 5. çocuk oyun parkını yapıyoruz. 2 tanesini İller Bankası vasıtasıyla yaptırdık. İller Bankası'nın hibe desteğiyle yapıldı. Evet. Bir tanesini Kırşehir Belediye'miz yapıyor. Daha doğrusu malzemesini Kırşehir Belediye'miz veriyor. Bir tanesinin park malzemesini Akyurt Belediye Başkanımız verdiler sağ olsunlar. Biz altyapısını ve park düzenini hallederek Keskin halkının, Keskinli gençlerin, çocukların, hanımların kullanımına inşallah kısa sürede açacağımıza inanıyorum. Başkanım, Keskin milli mücadele döneminde bile vatanına, milletine sahip çıkan bir yapı sergilemiş. O tarihlere baktığımızda 1923, 26, 28 tayyareyi ilk hediye eden, aralarında para toplayıp Keskin halkının o günkü şartlarda ilk tayyareyi alan, bunda tarihe geçen bir geçmiş. Oradan hareketle neler söylemek istiyorsunuz? Efendim bu coğrafya zaman zaman sıkıntılı günler yaşamışlar. Milli mücadelemiz döneminde, milli mücadele döneminde Keskinler gerçekten çok fedakarlıkta bulunmuşlar. Mallarıyla ve canlarıyla bedel ödemişler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan sonra, Erzurum Sivas kongrelerinden sonra Kırşehir üzerinden Ankara'ya geçişinde güvenliğini Keskinler sağlamışlar. Ankara'ya gelişini 27 Aralık 1919'dur Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. Ankara'ya gelişi ve Dikmen sırtlarından girmesidir. O güvenliğini de Keskinler sağlamışlardır. Keskinler milli mücadeleye söylediğiniz gibi can vermişlerdir, bedel vermişlerdir. Daha sonra Cumhuriyet döneminde Keskin eşrafı kendi aralarında para toplayarak Türk Silahlı Kuvvetlerine bir teyyare, şimdiki adıyla pırpır dedikleri, o günkü evet. teknolojiyle üretilmiş bir uçağa Keskin 1 adıyla, muhtemeldir ki Keskin 2 de hibe edilmiş ama onun kayıtlarını bulamadık. Evet. Ancak ilk uçağımız Keskin 1 diye hediye edilmiş Türk Silahlı Kuvvetlerine. Onun belgeleri var. Ona uygun bir de parkımızın birinde bir o tür bir tayyare bulmaya çalışıyoruz. Türk Hava Kurumu'na, Türk Silahlı Kuvvetlerine müracaat ettik. Devlet Demiryolları'nda varmış o tür bir uçak. Eğer tedarik edebilir isek onu da parkımızın bir yerine koyup kitabesinde yazarak neden bir uçak var? Birçok illerimizin, ilçelerimizin girişinde, çıkışında, yol boylarında görüyoruz. Evet. Ama Keskin'in bir mazisi var. Yani uçağa koyduğu zaman ne için koyduğunu, neden koyduğunu ifade edebilir. Keskin halkı kendi arasında para toplamış, uçak almış ve Türk Silahlı Kuvvetlerine vermiş. Bu da bizim göğsümüzü kıpırtıyor. O günkü insanlara minnettarlığımızı, şükranlarımızı ben ifade ediyorum. Tabii ki birçokları ahirete intikal etmiştir. Onlara da rahmetle ve şükranla anıyorum.
siz ilçede altyapıyla ilgili, çevre düzenlemesiyle ilgili bir takım faaliyetlerde bulunuyorsun. Meydan alan çalışmaları gibi, işte cami restorasyonu gibi. Nedir bu alanda yaptıklarınız? Malumunuz Kırıkkale keskin bir Osmanlı şehridir. Evet. Belediye oluş tarihi 1859. Kırşehir'den, Kayseri'den bile belediye oluş tarihi eski. Keskin geçmişinde bir ticaret merkezi. Bugün Kırıkkale dahil, Kırıkkale ilimiz dahil, ilçelerin tamamı keskinden ayrılma. Keskinden bölünme, keskinden parçalanma. Ben bunu sık sık vurgulamaya çalışıyorum. Keskin hem bir Osmanlı hem de Cumhuriyet şehri. Fakat Kırıkkale'nin de makine kimyanın inkişaf etmesi, iş hacmi yönünde, iş yönüyle, istihdam yönüyle vatandaşın pek çoğunu Kırıkkale'ye çekmiş. Bugün de Kırıkkale nüfusunun veya seçmeninin hemen hemen siz de bilirsiniz. Evet. %40'ından fazlası Keskinlidir. Fakat bu da tabii Keskin'in nüfus ve potansiyel olarak küçültmüştür. Küçültmüştür ama tarih Keskin'dedir, kültür Keskin'dedir. Diğer yörelerimizde de vardır ama en çoğu tabii ki Keskin'dedir. Keskin hem bürokraside hem siyasette Ankara'da vardır. Temsil edilir. Efendim, Keskin biraz önce arz ettiğim gibi bir Osmanlı şehridir. Nüfusumuz çok küçüldü. Bugün biz belediye başkanı olduktan sonra Keskin'in altyapısına su sorunu, evet, tamamen İller Bankası vasıtasıyla su depoları falan yapıldı. Yapıldı. Şu anda saatler bağlanıyor. Haziran başı itibariyle de kartlı sistemde vatandaşa su vermeye çalışacağız. Keskin'de bugün için su sorunu yok. Temizlik sorunumuz yok. Araç gereç sorunumuz yok. Keskin'in kaldırımlarını, meydanlarını ya kilitli parkeyle ya Ankara taşı dediğimiz bu andazit taşı denilen taşlarla, evet, düzeltiyoruz. Keskin'in içinden Çerikli'ye giden yol, karayolları yol ağında müracaatımızı yaptık. Biraz ağırdan aldık. Şu bakımdan ağırdan aldık. Suyu hatta denememiz gerekiyordu. Evet. Hatta denedikten sonra belki patlağa çatlağa çıkarsa asfaltı tekrar bozmayalım diye. Çok şükür öyle de bir sıkıntı çıkmadı şimdi. Yakında asfaltımızı attığımız zaman Keskin'in girişi, çıkışı hem yeşillendirilmesi anlamında, ağaçlandırılması anlamında, çiçeklenmesi anlamında, kaldırımları, parkı, meydanları, kilitli parkesi, her şeyiyle Keskin daha güzel bir ilçe olacak. Yeşile önem veriyorsunuz. Yeşile son derece önem veriyoruz. Sağ olsun milletvekilimiz Sayın Abdullah Öztürk Bey de ilgilendiler. 14 bin civarında Beypazarı'ndan ağaç, çam vesaire getirdik. Onu muhtelif yerlere dikiyoruz. TOKİ'miz 4 Mayıs itibariyle ihalesi yapılacak. TOKİ ikinci etabı yapılacak. İnşallah üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi olacak. İlk etapta ne kadar konut yapıldı? 126 konut yapılacak. 4 Mayıs'ta ihalesi var. Onun dışında Keskin'e çok büyük sayılabilecek bir cezaevi, yer açık bir cezaevi. 1600 civarında mahkum kapasiteli, 400-500 civarında da idari personel ve güvenlik personeli olacak. Yaklaşık bir 2000 personel gelecek Keskin'e. Bu da Keskin'in ticaretini artıracağına inanıyorum. Eski cezaevi yerinde? Eski cezaevinin yerinde şimdi kız öğrenci yurdumuz var. 350 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdumuz var. Bir de erkek öğrenci yurdu için Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürümüz söz verdiler. Keskin'de eski fabrikatör Ali Rıza II'nin 10 dönüme yakın bir arazisi var. Keskin merkezinde. Şu anda arsa olarak duruyor. Şamil II diye bir oğlu var. Şamil II ile görüştüm. Fakat varisleri de varmış. Ben bağışlarım dedi. Eğer orayı alabilir isek oraya da erkek öğrenci yurdu yaptırmayı düşünüyoruz. Yani İnşallah. Yıllarda cezaevi olarak kullanılmış yer şu anda kız öğrenci yurdu. Şu anda kız öğrenci yurdu. O iş, onun müzeye falan çevirme konusu olabilir mi? Olabilirdi ama kız öğrenci yurduna gerçekten ihtiyaç vardı. Keskin'in ticareti, sosyal yaşantısı, kültürel yaşantısı için de bu önemliydi. 350 Türkiye'nin muhtelif yerinden gelmiş evlatlarımız var. Ben onları son derece önemsiyorum. Onlar anneleri babaları tarafından bize emanet edilmiş. Ben her sorunlarıyla meşgul olmaya çalışıyorum. Bir sorunlar olursa maddi veya manevi. Ne tür meslek yüksek olursa. Okulumuz var değil mi? Meslek yüksek okulumuz var. Onu da geliştirmek istiyoruz. Geçenlerde Sayın Milletvekilimiz Abdullah Öztürk Bey keskin bürokrasiyle, keskin kaymakamı ve diğer bürokrasiyle bir toplantı yaptık. Kahvaltılı bir toplantı yaptık. Onda kapasite artırmayı teklif ettik. Meslek yüksek okulu müdürümüz Hasan Yaylı diye bir
arkadaşımıza. 500 öğrenci mi var başka? Hayır efendim, şu anda 1000 aktif öğrenci var. 1200-1400 civarında da daha önceden takıntılı olan öğrenciler evet. var. Buranın kapasitesinin artması için buraya biz sınıflar, okullar yapmamız gerekiyor. 1-2 binaya ihtiyacımız var. Eğer o 1-2 binayı da yapabilir isek ve meslek yüksek okulumuza onlar kapasitesini artıracaklarını da söylediler. Alan müsait meslek alan yüksek okulunun alanı evet. çok güzel. Kırşehir yolu üzerinde. Alan gerçekten yapılaşmaya müsait. Orası 301 dönüm. Benim önceki başkanım döneminde orayı özelleştirme idaresinden ben aldım. Harika bir alan var başkanım. O zamanki rektörümüz Sayın Beşir Atalay Bey'di. Kendisiyle görüştük. Ondan sonraki gayret de onlara Beşir Bey'e aittir. Sağ olsunlar. Rektörlüğü döneminde Kırıkkale'de ilk ilçede açılan meslek yüksekokulu Keskin'dedir. Gelişmeye de müsait. Eğer binalarını... Tekstil var mıydı başkanım bölüm? Tekstil o sahanın içerisinde ama meslek yüksekokuluna ait yer değil. Birkaç defa kiraya, işletmeciye verdiler. Pek randıman alamadılar. Altyapı olmadığı için tekstilde o bölgede. Tabii daha çok teknik eleman konusunda sıkıntı çektiler. Keskin'de organize sanayimiz de var biliyorsunuz. Evet, ikinci organize sanayi. İkinci organize sanayimiz Keskin'de. İlçeye bir katma değeri var mı başkanım? Mutlaka var. Az da olsa var. Ancak tabii onlar da kendilerine göre işin teknik elemanlarını istiyorlar. Bulabilirlerse Keskinlerden çalışanlar da var. Başkanım, üniversite ilçede bir kültür değişimi yaşatıyor her bölgede. Meslek yüksekokulunun olumlu katkıları vardır değil mi o konuda? Mutlaka var. Bizim daha önce Hindi Üretim İstasyonu diye bir yerimiz vardı Tarım Bakanlığı'na bağlı. Malumunuz o tür yerler kapandı. Evet. Yaklaşık 600 dönüm bir arazi Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne geçti, tahsis edildi. Ancak Kırıkkale Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, bir fakültesi daha var ama onu bilemiyorum. Onların devletten veya hazineden parasını tedarik edemedikleri için ilçelere yatırım yapamıyorlar. Öncelikle o şeylerin bitmesi gerekiyor. İlahiyat Fakültesi'nin ve Hukuk Fakültesi'nin. Onlar yapılmadığı için Keskin'e gelmedi. Yoksa Keskin'in konumu bildiğim kadarıyla Veteriner Fakültesi de Keskin'e evet. yapılacak. Dört gözle de bekliyoruz. Keskin'i sosyal yaşantısında, kültürel yaşantısında, ekonomik yaşantısında mutlaka katkı sağlayacak. Zaten bunun için de erkek öğrenci yurdunu merkeze almayı düşünüyoruz. Başkanım, Keskinli'nin Kırıkkale'de ve Ankara'da, İstanbul'da potansiyeli var. Konumu siyaseten, ekonomik olarak Keskinli iş adamları var, siyasetçiler var. Bu alanda ilçeye dönüşümü onların oluyor mu, faydaları oluyor mu? Yerleşik olarak yok. Ancak sıkıştığımız zaman, örneğin şu anda Keskin'de Yeni Mahalle diye bir mahallemiz var. Oraya bir cami yaptırıyoruz. Keskin'in iş adamları yardım ediyorlar. Sayın Recep Uzelli sağ olsun hemşerimiz eğitim gören öğrencilere her sene ama muhtat olarak kışa girmeden onların bot ve mont ihtiyaçlarını sayı şey değil, sabit değil. Ne kadar istersek, ne kadar talep edersek veya ne kadar tespit etmişsek o kadarına yardımcı oluyor. Sayın Recep Uzelli bize ayrıca da bir zabıta arabası. Şimdi geldiğimiz arabayı da Sayın Recep Uzelli evet. Bey hibe ettiler. Makam arabası olarak? Makam arabası olarak değil. Öyle bir talebimiz olmadı. Olsaydı herhalde. Yok, arazide kullanıyorsunuz. Arazide kullanıyoruz. Zabıta hizmetlerinde kullanıyoruz. Sayın Necdet Şentürk var. Hemşerimiz Amerika'da yaşıyorlar. Evet. Onlar bir minibüs hibe ettiler. Sayın Pevrul Kavlak Türk Metal Sendikası Genel Başkanımız. Allah razı olsun. Bir cenaze arabası sıfır olarak Keskin halkının ve Keskin Belediyesi'nin kullanımına tahsis ettiler, verdiler. Ben kararınız vasıtasıyla da kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu tür hemşerilerimizin sayısının çoğalmasını talep ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle Recep Bey, Pevrül Bey, Necdet Bey, Saadettin Saran Bey de yakın zamanda Keskin'e geleceğini söylediler. Ben Özbek Bey'i tanıyorum. Evet. Babalarını tanıyorum. Bir caddeye de Keskin'de evlerinin bulunduğu bir caddeye de Özbek Bey'in ismini verdim. Eski evleri bir konak olarak duruyor. Evet. Fakat Amerika'ya gideceğini söylemişti. Gelip gelmediğini bilmiyorum. Eğer geldiyse o evini alarak restorasyonunu yaptırmasını da rica edeceğim kendisinden. Güzel de bir konak, bahçeli falan. Onların da ayrıca katkıları ve destekleri oluyor sağ olsunlar. Konak demişken başkanım, siz kralların ressamı
Oranın konağını restore edildiğini, oranın kültür evi olarak kullanıldığını biliyoruz. Ne tür çalışmalar var o alanda? Biz orayı, evet, daha önceki dönem içerisinde restorasyonu yapılmış. Belediyemizin mülkiyetinde Rahmi Pehlivan'ın kültür ve sanat, daha doğrusu müze orayı yaptık. Evet. Servet Örneğin evi vardı. O da bir konaktır. Rahmetli Servet abinin. Orayı da biz kütüphane yaptık. Savurya'nın konağı diye bir konak var. Orayı da biz kamulaştırdık. Özel idareden para talep ettik. Sağ olsun valimiz ve Sayın Milletvekilimiz Abdullah Bey de ilgilendiler. Ayrıca özel idareye gelen sekreterimiz Atanur Bey. Ellerindeki mevcut para 1 milyon liraymış. O 1 milyon lirayı oranın restorasyonu için bize tahsis ettiler, verdiler. Şimdi biz ihalesini de yaptık. Orayı da restore ettireceğiz. Buna benzer birkaç tane daha konağımız var. Keskin eğer... Kültür Bakanlığı'nın o konuda bir desteği var mı? Kültür Bakanlığı'na da müracaatımızı yaptık. Verip vermeyeceklerini bilmiyorum ama Sayın Milletvekilimizin de takip edeceğini söylediler. Alırsak tabii ki daha güzel bir şeyler, hizmet ortaya çıkacak. O şekilde çalışıyoruz. Ayrıca bir kilisemiz var. Ben onu da çok önemsiyorum. Evet, onu soracaktım. Kültür açısından tarihi yansıtan şimdi eserler var orada. Evet, kilise önceden az bir duvarı kalmış. Karıştıran mevkiinde. Karıştıran mevkiinde. Tabii oraya daha çok insanın gelip gideceğini düşünüyorum. Hristiyan vatandaşların gelip ziyaret edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla oranın altyapısıdır, yoludur, aydınlatılmasıdır, çevre düzenidir, ağaçlandırılması, yeşillendirilmesi ne de önem verileceğini düşündüğüm için kiliseyi son derece önemsiyorum. İnşallah onun da proje çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale'de tarihi en eski ilçe Keskin. Bu tür kültürel eserler sadece Keskin'de olduğu için il özel idaresinde bir fon var. O fon aşağı yukarı %90-95 itibariyle Keskin'de kullanılıyor. Ancak fazla bir birikmiş paraları yok. Olduğu zaman da orayı da mutlaka restore ettireceğiz. Başkanım, siz Çanakkale'ye turlar düzenliyorsunuz. Belediyenin o alanda da bir hizmeti var. Günümüz tarihini nasıl bu kuşaklara, geçmiş tarihi günümüze taşırız diye. Bu konuda da çalışmalarınız var herhalde. Evet efendim. Malumunuz Keskin çok içe kapanmış. Evet. Biz gelir gelmez hanımlarımızı önce Beypazarı'na, sonra Konya'ya gönderdik. Keskin'in pek dışına çıkmamışlar, çokları çıkmamış. Dedi ki Çanakkale, tabii 18 Mart, Çanakkale günleri, 15 Mart pardon. Dedik havalar biraz daha münhal olduğu zaman gönderelim. 350-400 civarında bir hanımefendiyi biz Çanakkale'ye gönderdik. Bu vatan nasıl kazanılmış? Evet, çok önemsiyorum bu projeyi. Son derece, ben duygulanıyorum. Evet, ben duygulanıyorum. Hanımlarımızdan da son derece olumlu, pozitif şeyler aldım. Memnuniyetlerini ifade ettiler. Herkes teşekkür ediyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda da imkanlar ölçüsünde Çanakkale'ye, Beypazarı'na, burada özellikle Altındağ Belediye Başkanımız biliyorsunuz. Evet. Altındağ civarındaki yerleri, tarihi eseri olan evleri, konakları falan restore ettiler. Tabii oralarda ticaret yapan hanımefendiler de var. Ben istiyorum ki Keskin'in hanımefendiler de ticaret yapsınlar, para kazansınlar, kendi aile bütçelerine bir katkı sağlasınlar istiyorum. Bunun için kabuklarını yırtmalarını bekliyorum. Dışarıyı görsünler. Dışarıyı ki, görsünler. Bu işi Çanakkale gezisi, tabii, diğer Konya gezisi, Beypazarı. Beypazarı. İnşallah bundan sonraki yıllarda devam edeceğiz. Son derece güzel olduğunu söyledi arkadaşlar. Ben güzel dönüşümleri var, evet, değil mi? Evet, son derece olumlu dönüşümler oldu. Başkanım, ilk bölümü burada noktalayalım. Bir reklam arası verelim müsaade ederseniz. Estağfurullah efendim. Teşekkür ederim.
yaşlar yakışmış göze aman aman. O sandım bu canım sandım bu canım tanı bana ama derdim ne gezegez. Köprüden geçti gelir, köprüden geçti gelir, saç var düştü gelir, diloy loy haldan bilmez, diloy loy söz anlamaz, ne çare sen benden geçtin ama sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum, diloy loy haldan bilmez, diloy loy söz anlamaz, ne çare diloy 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 loy aldan bilmez, diloy loy söz anlamaz, ne çare.
köprüden geçemiyorum, köprüden geçemiyorum, az doldur içemiyorum, diloy loy haldan bilmez, diloy loy söz anlamaz ne çare. Sen benden geçtin ama, sen benden geçtin ama, ben senden geçemiyorum, diloy loy haldan bilmez, diloy loy söz anlamaz ne çare. Ben bu işe ben ölürsem derdi yaşıyorum ben bu işe. Menevşe boymuşlar gülüm adını. Evet sevgili seyirciler, ikinci bölümümüze böyle bir sürprizle başladık. Bozok Diyarı Keskin'i tanıtırken bu kültürü tanıtmamak da elde olmazdı. Başkanım ne diyorsunuz Bozok Diyarı'yla, kültürüyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Keskin ve civarımız, Keskin, Kaman, Kırşehir, Yozgat gerçekten bu bozak türkülerinin menbaı, kaynağı. Aşiretimiz sağ olsunlar. Bizim duygu ve düşüncelerimizi, sevinç ve üzüntülerimizi türkülere döktüler. Dökmüşler ataları, büyükleri, öncekiler. Biz daha çok bununla tanınıyoruz. Biz kendilerini seviyoruz. Ben şahsen çok seviyorum. İlgi de gösteriyorum. Yardımcı da olmaya çalışıyorum. Tabii bunların çok sosyal güvenlikleri yok. Bir takım çalışmalar yapıldı ama Kültür Bakanlığı'yla. Az da olsa, evet. Az da olsa kültür il müdürlüklerimizde çalışanlarımız var. Biz Keskin'de de Bozlak giderek önem kazanıyor değil mi? Mutlaka önem kazanıyor. Sanat olarak. Şimdi benim bunlardan öğrendiğim kadarıyla 27 vilayete gidiyor. Demek oluyor ki aynı kültürü taşıyan, aynı lisanı kullanan, aynı duygu ve düşünceleri ifade eden 27 vilayette. Antep'ten, Maraş'tan itibaren, Elazığ'dan itibaren efendim civarımızın birçok yerinde bu ağız kullanılıyor. Bu ağızda söyleniyor türkülerimiz. Özellikle de Keskin'i aşiretler temsil ediyorlar. Acı Taşan bizim evet. Yöremizin önemli ozanlarındandır. Ses ustasıdır.
bir anlamda da ben bunlarla da iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Belediye olarak bu alanda kültür etkinliklerinizde sürekli bu kültürü işliyorsunuz. Evet, bizim Keskin'de Taş Mektep diye tabir ettiğimiz orayı da restore ettirdik. Orada günlük olarak yine Taşan grupları, Hacı Taşan'ın yakınları olanlar, bir müzik grubumuz var. Misafirlerimizin daha çok orada ağırlıyoruz. Orada ikramda bulunmaya çalışıyoruz. Civar ilçelerimizden, Kırıkkale'den ve diğer ilçelerimizden, bürokrasiden çok gelenler oluyor. Orada müzik dinliyorlar. Müzik ziyafetini alıp tekrardan dönüyorlar. Daha da çok imkan tanınması lazım. Ben İşkur vasıtasıyla 10 tane de aşiretimizi çalıştırıyorum belediyemizde. Keşke imkanım olsa da daha çok çalıştırabilsem. En çok da bunların sosyal güvenlik. Kültür Bakanlığı sanatçısı olabilir. Evet. İşte Kırıkkale'de var. Sayın Valimiz Ali Kulat Bey de ilgileniyorlar ama Maliye Bakanlığı pek ödenek ayırmak istemedi. Yine de çalışacağız. Özellikle Kaymakamımız İlker Bey de sağ olsunlar çok önem veriyorlar. Artı bunların yaşadığı yerleri de biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde projelendirip evet. yine Kültür Bakanlığı vasıtasıyla da tek tip bir şeyler bir mahalle yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel oldu evet. Gelecek nesillere aktarmak lazım bu kültürü. Hem o hem de Keskin önemli bir devlet karayolu üzerinde. Evet. Kırşehir, Kayseri, işte Malatya, Diyarbakır, Van bütün evet. arabalar bu güzergahtan geçiyorlar. Dolayısıyla bunlar da tam Keskin çıkışında yaşıyorlar. Evleri orada. Altınışık Mahallesi? Yok. Altınışık evet. Mahallesi değil. Daha önce şimdi yeni mahalle koyduk yeni adını. Mahalle. O mahallede yaşıyorlar. Daha iyi yaşanabilir bir mekan. Ve oradan geçen misafir eğer ziyaret etmek isterse bir halk müziği dinlemek isterse evet. onlara onlara bir solo gösteri yapılır. Gösterecek bir mekan hazırlamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Hacı Taşan'ın evini de biz Hacı Taşan Kültür Evi olarak restore edileceğiz Allah kısmet ederse. Orayı da kamulaştıracağız. Aşiretimiz geçimden dolayı çoğu İzmir'e gidiyor. Bu sene biraz az gittiler. Biz sanat icra edenler daha çok burada kalıyorlar. Burada bunlar biliyorsunuz mevsimsel evet. çalışıyorlar. Özellikle düğün mevsimlerinde falan. İşte Kırıkkale'nin belli yerlerinde düğün yasaklandı. Gürültü oluyor falan. Açık hava düğün salonları. Salon olunca da bunlar gelemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaşıyorlar haklı olarak. İnşallah biz o sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Başkanım tekrar belediye hizmetlerine dönecek olursak siz önümüzdeki süreçte planladığınız, programladığınız neler yapacaksınız? Buradan bizim aracılığımızla neler duyurmak istiyorsunuz? Sayın Tufan, tabii siz Keskin'e gelip gidip Keskin'i tanıyan bilen insansınız. Evet. Keskin gerçekten çok kötü bir görünümde. Biz kaldırımlarımızı tamamen andazit taşıyla, meydanlarımızı andazit taşıyla, çarşı camimizin girişini çıkışını tamamen andazit taşlarıyla, diğer mahalle ve sokaklarımızı, caddelerimizi kilitli parkeyle şu anda da kilitli parke çalışanlara ayrı, bu andazit taşı dediğimiz evet. çalışan arkadaşlar ayrı. Bir kesimi Gümüşhane, Bayburt'tan gelmeler, bir kesimi Ordu'dan gelmeler. Kilitli parke işini Ordu'dan gelen arkadaşlar yapıyorlar. Efendim Ankara taşı dediğimiz taşı da Bayburt'tan gelen arkadaşlarımız yapıyorlar. Tabii ki yörede yapan evet. arkadaşlarımız da var. Biz Keskin'de sokak, cadde, meydan ne varsa hepsini mutlak surette yenileyeceğiz. Ve geçen sene de devam ettik. Baştan sonra Keskin baştan yenilenecek. Baştan sonra vatandaşın ayağını çamur etmemeye okullarımıza çok önem verdim. Bütün okullarımızın etrafını... Tabii eğitim kurumları önemli. Bütün okullarımızın etrafını kilitli parke yaptırdım. Geçen sene yaptırdım yani 2015 yılında yaptırdım. Bu sene de eksik olan yer varsa ki okul etrafında yok da belki mahalleye giden evet. yollarda vardır. Oralarda yaptıracağız Allah kısmet ederse. Çarşı camimiz... Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore yapılacak programa alındı. Zannediyorum şu günlerde kime vereceklerse ihalesini verirler bir müteahhit. Evet. İşten anlayan bir müteahhit. Çarşı Camisi de çok önemli bir mekan malumunuz. Güzel bir yer. Parklarımız evet. eksikti. Bir tane park yoktu. Dediğim gibi ben bu sene 5 veya 6 park Keskinli hanımefendilerin ve gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağım. 5 tane parkımızı yapıyorum. Onun dışında İşte biraz önce arz etmeye evet. çalıştım TOKİ. TOKİ'ye bağlı olarak hastanemiz. Hastanemiz yetersiz. Bakan Bey ve milletvekilimize de arz evet, ettik durumu. Evet, sağlık hizmeti önemli. Çünkü cezaevi kapasitesi artacağı zaman
hem de devlete külfetini azaltmak. Aksal'da hastalanan insanın hepsi Kırıkkale'ye gitkenle evet. olacak bir şey değil. Hastanemiz Bakan Bey de kabullendiler. Sağlık Bakanımız da uygundur dediler. İnşallah bu sene içerisinde olmazsa seneye mutlaka programa alınacak. Öncelikle hastanemiz. Onun dışında işte TOKİ'miz yapılacak. İkinci, üçüncü, dördüncü etaplarına da mutlaka ihtiyaç var. Hemen civarına bir okul yapılacak. Öğretmen evimiz iyi değildi. Ben belediye olarak yer tahsis ettim. Programa alındı. Bakanlık yaptıracak. Yine çarşı merkezinde bir öğretmen evi. Efendim müftülük binamız, Kur'an kursumuz yoktu. Onlara bir yer tahsis ettim. Onlar da Diyanet İşleri Başkanımız duyduğum kadarıyla sözde vermişler. Evet. Onların desteğiyle de bir Kur'an kursu yapılacak. Kamu kuruluşlarına imkanlar ölçüsünde destek veriyorsunuz. Evet, adliyemizin, okullarımızın, tarımımızın, emniyetimizin, jandarmamızın bütün ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde belediye olarak karşılamaya çalışıyoruz. Son derece de uyumlu çalışıyoruz. Hepsi çok değerli, çok kıymetli insanlar. Biraz da yaş farkımız evet. var keskin bürokrasiyle ama evet. ben onları seviyorum. Onlar da bize ilgi gösteriyorlar, sağ olsunlar. Çok iyi bir şekilde de gidiyoruz. Diyaloglarda bir sıkıntı yok. Son derece iyiyiz. En ufak bir sıkıntımız yok. Bürokrasiyle yok, siyasilerle yok. Halkla yok. Keskin relakslaştı. Keskin çok politize bir yerdir malumunuz. Evet, evet. Yani bunu siz havası bilirsiniz. Sert dedik ya. Yani Kırıkkale'nin genelinde vardır ama Keskin'de evet. biraz daha fazla vardır. Ben bu dönem Keskin'i tamamen siyasetten uzaklaştırdığımı düşünüyorum. Herkes benim için birinci sınıf hemşerim. Birinci sınıf oy versin vermesin. Kesinlikle herkese gelmeyene de sitem ediyorum. Gelin belediyemizde çayımızı kahvemiz için talebinizi söyleyin. Eksikliğimizi söyleyin. İyi de bir ekip kurdunuz başkanım. Çok yani şükür. Rahatsınız çok ama şükür. Ekibiniz de güzel. Allah'a hamdolsun. Arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz. Herkes çalışıyor. Evet. Ve vatandaşın her türlü talebine yetişmeye çalışıyoruz. Makine parkımızı bayağı bir donattık. Bu aldıklarımızın dışında ben Kastamonu Valiliğinden bir tane grader aldım. Efendim kepçelerimiz inanın hurdaydı. Hatta ilgili firmadan işte hurdaya çıkaralım biz size yenisini verelim dediler. Ankara Büyükşehir Belediye'mizde çalışan bir hemşerimiz sağ olsun yardımcı oldular. Sayın Kavlaklar bunu, evet. Ayhan Kavlak Bey evet. Sağ olsun yaptırdılar. Bir tanesini kendi imkanlarımızla yaptırdık. Kamyonlarımız, araçlarımız, gereçlerimiz, her şeyimiz çalışır vaziyette. Hiçbir sıkıntımız yok. Buna çok önem veriyorum. Malumunuz bir deyim var. Alet çalışır, el övünür. Evet. Makine olmazsa keskine hizmet veremezsiniz. Veya hiçbir yere hizmet veremezsiniz. Mutlaka. Mutlaka bu tür araç gerecimizin olması gerekiyor. Belediye bütün ekipleriyle son derece iyi çalışıyorlar, özverili çalışıyorlar. Su sıkıntısı işte elektrik kesintisinden vesaireden dolayı oluyor. Tabii vatandaş bunu bilen de var, bilmeyen de var ama evet. bir kesinti olursa, Kırıkkale'den kaynaklanan veya elektrik idaresinden kaynaklanan bir sıkıntı olursa biz bunu radyo anonsuyla, belediye hoparlörüyle vatandaşa duyuruyoruz. Bu bizim inisiyatifimizin dışında sıkıntı olmuştur. İşte şu zaman gelecek falan diye de vatandaşı mutlak surette bilgilendiriyoruz. Ben Keskin halkını seviyorum. Onların da beni sevdiklerini düşünüyorum. Allah'a hamdolsun Keskin'de şu an hiçbir siyasi çekişme yok. O partiler arası da yok evet, inanın. Partiler arasında da yok. Son derece huzurlu, sakin. Siyaset hizmet değil. İçin bir araç. Evet, mutlaka, mutlaka. Amaç olunca sıkıntı evet. doğuyor. Başkanım çok teşekkür ederiz. Estağfurullah efendim. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu. Allah razı olsun. Çok programı kapatırken Ülke Medya Derneği Başkanı olarak bir flama bayrak takdimimiz var. Sağ olun. Çok teşekkür Keskin ederim. Milli mücadeleye örnek olmuş bir ilçemiz. Biz de diyoruz ki Türk bayrağı sizi uğurlayalım diyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür Birlik ederim. Birlik beraberimiz daim olsun diyoruz. Amin inşallah. Başkanım buyurun. Efendim çok teşekkür ediyorum.